Evet efendim, haftanın orta üçüncü işlem gününde sona erdirdik. Son seanstan herkese iyi akşamlar dilerim. Bugün ise gündem başlıkları yoğun. Özellikle reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanımı oranlarını aldık. Bu oranlara baktığımız zaman bir yükseliş söz konusu. Biliyoruz ki Avrupa tarafında da imalat verilerini almıştık ve toparlama V şeklinde bir toparlama mı geliyor diyordu. Bugün ise kendi tarafımızdaki reel kesim güven endeksi oldukça sert bir şekilde yükseldi ve kapasite kullanım oranına baktığımız süreçte de orada da yine bir yükseliş söz konusu. Gündem başlıklarımız arasında bu da olacak. Diğer gündem başlığımıza baktığımız zaman yine IMF'in Türkiye ekonomisiyle alakalı 2021 yılı tahminine yönelik gündem başlıkları olacak. S&P'nin yani Standard & Poor's'un Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu'nun yine Türkiye ekonomisi hakkında yapmış olduğu yorumlama ve ABD'nin Avrupa Birliği'ne olan mallara karşı, bir takım mallara karşı uygulayacağı ek gümrük vergisi de yine gündem başlıkları ve sıcak gündem başlıkları arasında diyebiliriz. Ve bir türlü de Brexit sürecini halen daha tamamlayamayan Avrupa Birliği ile alakalı olan durumda yine gündem başlıklarımızda. Evet, ilk maddeye baktığımız zaman reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı Haziran ayında yükseliş gösterdi. Nisan ayında virüs etkisiyle dip seviyeyi gören reel kesim güven endeksi Haziran'da 92.6'ya yükseldi. Kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 3.4 puan artarak %66 seviyesinde oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Nisan ayında virüs etkisiyle dip seviyeyi gören reel kesim güven endeksi Haziran'da önceki aya göre 17.7 puan artarak 92.6 seviyesine yükseldi. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 16.3 puan artarak 89.8 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde genel gidişat gelecek 3 aydaki üretim hacmi, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mal stoğu, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki toplam istihdam miktarı, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırımları harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi. İmalat sanayi kapasite kullanımı ise bir önceki aya göre 3.4 puan artarak %66'ya yükseldi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 3.1 puan artarak %65.8 seviyesinde oldu. Evet efendim, bugün ise IMF'in ekonomik görünüm raporu yayınlanmıştı. Bu rapora baktığımız zaman küresel ekonomik büyümeyi aşağı yönlü revize etti. Fakat Türkiye tahminini de değiştirmedi. Nisan ayına ait raporundaki verilerle aynı rapor gerçekleşti. Uluslararası Para Fonu güncellediği yıllık tahminlerini açıkladı. Açıklamaya göre Türkiye ekonomisi 2020 yılında %5 daralacak ancak 2021 yılında %5 oranında büyüyecek. IMF 2020 global hasıla tahminini Nisan'daki %3 daralmadan %4.9 daralmaya çekti. Çin 2020'de %1 büyüme ile pozitif büyüme sağlayan başlıca ekonomi olacak. IMF 2021 yılında olabilecek ikinci bir salgının küresel büyümedeki toparlanmayı o yıl için %0.5 civarına indirebileceğini de açıkladı. Uluslararası Para Fonu 2021 yılındaki büyüme tahminini uzayan belirsizliklerden ötürü Nisan'daki %5.8 büyümeden %5.4 büyümeye revize etti. Evet efendim, bu kez de Standard & Poor's'a yani S&P'nin Türkiye bankaları ile alakalı yapmış olduğu açıklamaya gidiyoruz. TL'deki değer kaybı nedeniyle varlık kalitesi bozulabilir şeklinde açıklaması var. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurumdan yapılan açıklamada bankacılık sektöründe tahsili gecikmiş alacak oranının 2021'e kadar %11 ile 12'ye yükselebileceği belirtildi. Kurum, liradaki değer kaybı ve büyüme ivmesindeki yavaşlama nedeniyle Türk bankacılık sektörünün varlık kalitesinde bozulma olabileceğini belirtti. Raporda bankaların kredi portföyünün çeşitlendirdiği ancak özel sektör borçluluğunun diğer gelişmekte olan ülkelere göre yüksek olduğu da vurgulandı. Kredi Garanti Fonu aracılığı ile kredi büyümesinin, kamu bankalarının kredilerde daha büyük rol almasının ve döviz cinsi kredilerin oranının yüksek olmasının riskleri arttırdığını da ifade etti.
S&P'ye göre sektörün karlılığı yakın vadede düşük faiz ortamından destek bulabilir. Bankacılık sektörünün takipteki kredilerin toplam kredileri oranı %4.64 seviyesindeydi. Evet, bugün ise yine küresel tarafta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkiyi konuştuk. Özellikle ABD'den gelen bir haber, İspanya, İngiltere, Fransa ve Almanya'ya yönelik bir takım mallara uygulayacağı gümrük vergileri gündeme konu oldu. ABD Avrupa'dan ithal ürünlere konulan gümrük vergilerini yeniden değerlendirmeyi ve çeşitli ürünler için olan vergi miktarında değişiklik yapmayı hedefliyor. ABD Ticaret Temsilciliği yaptığı açıklamada, bu yeniden değerlendirme çerçevesinde ABD Ticaret Temsilciliği halihazırda ilave gümrük vergilerine maruz kalan bazı mevcut veya eski AB üyesi devletlerine ait olan ürünlerin listesinde değişiklik yapmayı değerlendiriyor dedi. ABD Ticaret Temsilciliği yaptığı açıklamada Avrupa'dan ithal edilen bir dizi ürüne konan gümrük vergilerinde değişiklik yapabileceğini ve mevcut vergilerin devam ettirilebileceğini veya vergilerin artırılabileceğini de belirtti. Ayrıca İngiltere, Fransa, İspanya'ya ve Almanya'ya ait 3.1 milyar dolar değerindeki diğer başka ürüne de gümrük vergisi getirilebileceğini açıkladı. Barnier'den gelen açıklama aslında burada İngiltere ile halen daha anlaşma, yani uzlaşmak istediğimiz bir şey, anlaşmak istediğimiz bir şey açıklamasında yaptı. AB Brexit baş müzakerecisi Barnier, Avrupa Birliği ve İngiltere arasındaki görüşmelere dair konuşmalarda bulundu. Barnier, anlaşma hala bizim ulaşmak istediğimiz şey dedi. Barnier, yapmış olduğu açıklamasında koronavirüs krizi olmasa bile İngiltere ile görüşmelerin şimdikinden daha iyi ileri gidebileceğini düşünmüyorum. Avrupa Birliği'nin uzun vadeli ekonomik ve siyasi çıkarlarını İngiltere'nin yegane faydası için kurban etmeyeceğiz. Görevimiz AB şirketlerini ve halkını korumak. Son oturumda birçok önemli alana açıklık getirdik ama İngiltere dahil olmak üzere isteksiz davranıyor ifadelerine yer verdi. Baş müzakereci, asıl gerçeklik Ekim'de gelecek. İngiltere'nin gümrüklerde KDV ve gıda standardı ve İrlanda ile sınır konusunda nasıl uygulama planları olduğunu acilen bilmemiz gerekiyor. Anlaşma halen daha bizim ulaşmak istediğimiz şey açıklamasını yaptı. Evet efendim, rakamlara bakalım birazcık da. Piyasalara bakacak olursak dün tablo yeşildi. Özellikle yükselişleri konuşuyorduk ve buradaki yükseliş kalıcı olacak mı diyorduk. Ama bugün baktığımız zaman tablo kırmızı. Bunun baş nedenlerinden bir tanesi AB ve ABD arasında yaşanan bir ticaret gerilimi. İkincisi ise ülkelerde artan vaka sayısı, yine ikinci dalga endişesi piyasalara yansımış görünüyor. Şu anda ABD endekslerine bakacak olursak ABD endekslerinde 2.74'lük kayıpla 25.330 seviyesinden işlem görüyor. S&P 500 endeksi ise burada da yine kayıp 2.5'a varan kayıpla 3.037 seviyesinden. Nasdaq'ta da kayıplar %2'nin üzerinde 9.976 seviyesinden işlem görüyor diyebiliriz. Bir de tahvil faizleri tarafına geçelim. Tahvil faizleri tarafında ise burada da yön aşağı, gün boyu da böyle oldu. %1'in üzerinde aşağı yönlü ABD 2 yılına baktığımız zaman 0.1 seviyesinden fiyatlandığını görüyoruz. ABD 10 yılına baktığımız zaman ise burada da yine 0.6 seviyesinden fiyatlanıyor. 4.90'lık aşağı yön ile. ABD 30 yılında da yine burada da %3'ün üzerinde aşağı yönle 1.4 seviyesinden işlem görüyor diyebiliriz. Bu kez Avrupa borsalarına bakalım. Avrupa borsalarında da yine küresel tarafta ticaret gerilimi endeksler üzerinde oldukça yansıdı. Dün bu tablo komple kırmızıydı aslında. Komple yeşildi. Buradaki birazcık daha rallilerden konuşuyorduk ama bugün ise baktığımız süreç içerisinde yine ticaret gerilimi ve vaka sayıları, artan vaka sayıları, Almanya'daki mesela bulaşıcılığın çok daha yüksek seviyelere gelmesi aslında piyasaları kırmızıya döndürmüş gibi duruyor. Eurostoxx endeksine bakacak olursak burada da yine %2'nin üzerinde bir kayıpla, %2.47'lik kayıpla 3.199 seviyesinden işlem görüyor. Almanya DAX endeksinde %3'ün üzerinde, yaklaşık %3.5'a varan kayıpla 12.096 seviyesinden. Fransa ise burada da yine 2.4'lük kayıpla 4.871. İngiltere FTSE endeksine baktığımız zaman 2.5'un üzerinde yine negatifle 6.122 seviyesinden işlem görüyor. İspanya ile bakacağımız zaman
İspanya'da da yine %3.2'lik kayıpla 7189 seviyesinden işlem görüyor diyebiliriz. Bugün aslında satıcılı bir seyir gösteren endeks tarafı da küresel endekslerde de bu tabloyu görebiliyoruz. Evet, bir de Asya borsalarına bakalım. Asya borsaları günü nasıl kapattı? Çin Şangay'a baktığımız zaman burada %0.3'lük bir primle 2979 seviyesinden, Japon Nikkei endeksi 0.07'lik yatay negatifle 22.534 seviyesinden, Hong Kong endeksine baktığımız zaman yarım puan kayıpla 24.781 seviyesinden, Güney Kore Kospi %1.4'lük artıyla 2161 seviyesinden işlem görüyor. Hindistan'a ise baktığımız zaman Hindistan'da 1.5'luk kayıpla 34.868 seviyesinden işlem görüyor diyebiliriz. MSCI piyasasında evet altındaki yükselişi dün itibariyle yine konuşmaya başlamıştık. Özellikle 1700 ve 1750 dolar arasında sıkışan bir altın vardı. Yatay seyir gösteren bir altın vardı. Fakat 1750 dolar bandını aştıktan sonra şu anda altın seviyesi 1767 seviyelerden işlem görüyor. Burada yatay negatif diyebileceğimiz hafif bir satıcılı ama halen daha yüksek seviyelerde işlem görüyor. Brent petrolde de yine bu ticaret gelimleri ve vaka sayısının artışının negatif etkisini görüyoruz. 42 dolar bandında gezinen Brent petrolde şu anda 40 dolar bandında geziniyor ve %4.95'lik yani %5'e varan kayıplar var Brent petrolde. Bunları konuklarımla yine konuşmaya devam edeceğiz. Ham petrol tarafına baktığımız zaman ham petrol tarafında da 38 dolar seviyesinden işlem görüyor. Buradaki kayıplar da %5'in üzerinde gerçekleşti. Dediğim gibi bugünkü ticaret gerilimleri ve özellikle vaka sayıları şu anda MTF piyasasında da görülüyor. Bu kez yurt içi piyasalara bakalım. Bizim kendi tarafımız nasıl? BIST 100 endeksi şunu söylüyorduk. 2020 yılı içerisindeki kayıplarını silen ilk 5 borsa arasına giren de endeks olarak sayıyorduk. Fakat Borsa İstanbul'u. Fakat bugün ise küresel endekslere paralel gitti. Ve 115.000 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi çok da tutunamadı. 114.000 seviyesine geriledi. %0.7'lik kayıpla 114.448 seviyesinden günü kapattı. Dolar TL'de şu anda 6.85 yatay bantta ilerliyor diyebiliriz. Yatay pozitifte. Türkiye 2 yıllığına baktığımız zaman 8.94 seviyesinden sepet kur 7.28 TL referans faizi 8.25. Evet efendim, son seansın ilk bölümünden tekrardan iyi akşamlar dilerim. Bugün konuklarım olacak doçent doktor Baki Demiray, Yalova Üniversitesi İktisat Öğretim Üyesi. Kendisiyle beraber IMF tahmini açıklandı ve IMF tahminine baktığımız zaman Türkiye tahminini %5-2020 yılı büyümesi için %5'lik bir daralma öngörmüştü Nisan ayı raporunda. Ama bu Haziran ayı raporuna baktığımız zaman büyük bir değişiklik yok ve yine aynı %5'lik daralmayı korudu. Bunu söyleyebiliriz. 2021 yılı için ise %5'lik bir büyüme bekliyor. Hocamızla bunları konuşmaya devam edeceğiz. Evet, şu anda telefon hattımızda. Selamlar hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Pelin Hanım, hoş buldum. Hocam, öncelikle sıcak haberle başlamak istiyorum. Gün içerisindeki IMF tahminini aldık. IMF'in Türkiye tahminine bakacak olursak 2020 yılı büyümesi için %5'lik bir daralma öngördü. Revize etmedi aslında, korudu, daha önceki tahminlerini korudu. Fakat küresel bağlamda baktığımız zaman küresel bağlamdaki dünyadaki ekonomik daralmayı %3'den %4.9 seviyesine çekti. 2021 yılı içinde yaşanacak belirsizliklerden dolayı özellikle %5.4 büyümeden %5.8 büyümeden %5.4 büyümeye de revize etti. Bunu da söyleyebiliriz. Özellikle 2021'deki bu sert büyümeyi daha sınırlı hale getirmeye çalışan da ve daha önünü görmeye çalışan da bir IMF var. Bu raporu nasıl okudunuz? Bundan sonra çünkü piyasalara baktığımız zaman bir V tipi toparlamayı bekliyordu. Ama bundan sonraki IMF raporundan ne bekleriz? Hatırlarsanız size konuştuğumuzda daha öncesinde dedim ki IMF raporlarını daha çok revize edersiniz. Bu tekrar yani şeye baktığımız zaman son güncellemeye baktığımız zaman IMF'in
kapasite için beklentilerini değiştirmediğini görüyoruz sizin de söylediğiniz gibi. Ama küresel bağlamda şu paralel oldukça önemli yani. Belirsizliğin devam ettiğini, yani çıktı ve ikinci dalganın yaratıcı tahribatın yani 2020'de de toparlanmayı beklentilerin olması önemli. Açıkçası Türkiye ekonomisi için kaç tane haberi birlikte değerlendirmekte yarar var. Öncelikle yani IMF raporundan devam edersek, evet Türkiye için beklentilerini değiştirmedi ama Türkiye'nin en büyük ticaret partnerleri olan Euro bölgesinde %10'luk bir daralma öngörüyor. Ve diğer bir şey de küresel ticaret daralmasıyla ilgili endişe. %3,5'luk daralma ve küresel tedarik zincirindeki bozulma çok ciddi bir problem. Ve ikinci dalganın bunu daha da bozabileceği, yani daha büyük bir tacibat yaratabileceği gerçek. Dolayısıyla küresel belirsizliklerin yüksek olması, küresel ticaretteki sorunlar, en son yine haberlerin işte Trump'ın Avrupa'ya yönelik yeni kısıtlamalar düşünmesi önemli bir sorun. Bunlar tabii ekonomik aktiviteleri yani arzı azaltacak gelişmeler. Bundan Türkiye'nin kaçınması da zor yani. Evet Türkiye için %5 daralma öngörüyor ama hem Euro bölgesindeki olumsuzluklar daha sert daralma beklentisi hem de küresel ticaretteki olumsuzluklar Türkiye'deki daralmayı da şartabilir, artırabilir. Tabii buna karşı ne yapıyoruz? İş talebi geliştirmeye çalışıyoruz. Bununla da işte özellikle de kredi genişlemesiyle de bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama yine sizin haberleriniz gibi S&P'nin uyarısı var. Banka sektöründe aktif kalitesinin tutacağına yönelik. Bu da ciddi bir uyarı. Çünkü kredi genişlemesi çok önemli bir risk oluşturuyor. Kur krizleri açısından. Ve tabii küresel ticaretteki bozulma ve bu bağlamda ticaret partnerlerimizin peki olumsuzluklar Türkiye'nin cari açığını da artırabilecek bir gelişme, ticaret açığını artırabilecek bir gelişme. Yani toparlayacak olursak bu da çok önemli etkiler devam ediyor. Hem küresel ekonomi açısından hem de Türkiye ekonomisi açısından. Ve Türkiye ekonomisinin toparlanmaya yönelik hamleleri de tabii ne kadar sürdürülebilir soru işareti olarak kalacak. Çünkü şunu görüyoruz. Özellikle gelişen piyasa ekonomilerinde Türkiye'nin çok borçlu olduğuna yönelik S&P uyarısı önemli bir uyarı. Bu küresel belirsizlik, borçlar ve Türk piyasasının yani Türk parası cinsinden varlıkların cazibesinin düşük olması kur üzerindeki baskıyı arttırıyor ve bu tabii geçici sermaye kontrolleriyle verilmeye çalışıyor ama bu kontrollerin de yansıması bugün MSCI'nin Türkiye uyarısı yani gelişen piyasalar liginden düşürebiliriz, frontier lige düşürebiliriz uyarısı da ciddi bir uyarıdır. Çünkü zaten yabancı sermaye bulmakta zorluk çekiyoruz. Bu Türkiye borsasından da bir sorun olabilir yani borsa İstanbul için. Bu kadar bilinçlik altında tabii bizim sadece kredilere dayalı bir büyüme yani iş talebe dayalı bir büyüme politikasının sürdürülebilirliği tartışmalı ve bunun Türkiye ekonomisi üzerine yani etkileri henüz bilmiyoruz. Hocam şimdi bugün yine açıklanan reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranlarını aldık. Şimdi reel kesim güven endeksine baktığımız zaman 92.6 seviyesine geliyor ve gerçekten sert bir yükseliş var. Ama kapasite kullanıma baktığımız zaman kapasite kullanım oranında reel kesim güven endeksi kadar çok sert bir yükseliş yok. Burada hatta %66, burada da yani yine 3.4 puan artıyor, %66 seviyesine geliyor ama biz bunu 80'lere gelmediği sürece yani bunun aslında olması gereken istenen şey 80'lerdir. 80'lere gelmediği sürece çok fazla iyi olarak da saymayız ama bir toparlama var gibi görülüyor öncü göstergelere baktığımız zaman. Şimdi gerçekten reel kesimi yansıtan veriler mi bunlar bu düzlemde baktığımız zaman rakamlara?
Yani şöyle söyleyelim Pelin, toparlanma başladığını söyleyebiliriz. Evet ama bunun ne kadar sürdürülebilir olacağız şu yani. Mesela bugün Fransa'nın PMI'ne baktığım zaman da %1 ama orada bir şüphe var yani ne kadar IMF'in son güncellemesi de aslında yani bunun sürdürülebilirliğini tarz sorguluyor. Dolayısıyla mesela hizmet güveninde %50-55'lerde kaldı. Bunun ileride real güven endeksinin yansıyabilecekti yani veya bu şekilde devam ederse. Problem. Aynı zamanda real kesimin %30 daraldığını unutmayalım. Yani en son biri real kesimin yani sanayi üretiminin %30 daraldığı yönü. Şimdi buradaki toparlanmanın biraz önce söylediğim şey yani kredi genişlemesine dayalı yani iş talebe dayalı bir toparlanmanın ne kadar sürdürülebilir olacağı önemli soru. Yani evet belli bir toparlanma var ama bu toparlanma henüz de büyüme yönünde şey vermiyor, kanıt sunmuyor. Yani dolayısıyla sanayi üretiminin şeyi yani bu kredi genişlemesinin ne kadar sürdürülebilir olduğu yani toparlanması belki bu alanlar. İkinci dalga gelirse tabii özellikle son dönemde vakar sayılarında da artış var. Bunun çok sınırlı olabileceğini düşünüyorum. Evet. Hocam şimdi bundan sonraki süreçte önümüzde önemli bir toplantı var. Perşembe günü Merkez Bankası kararını karşılıyoruz. Yani yarın Merkez Bankası kararını karşılıyoruz. Dolayısıyla piyasa beklentisi 25 bas puan. Fakat enflasyon ortada, eksi reel faiz baktığınız süreçte. TL şu anda 6.85 civarında. Dolayısıyla buradaki hareketlendirebilir mi, hareketlendirmez mi bunları konuşuruz ama bundan sonraki süreçte Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam etmesini bekliyor musunuz? Yoksa zaten 12 ay yapıyor bunu. Bu ay pas geçer, birazcık daha bakar gelişmelere göre bundan sonra mı indirir diyorsunuz? Bence Merkez Bankası yani işi çok zor gerçekten. Bir taraftan ekonomi daralıyor. Dolayısıyla burada faizleri yukarı çekmek fikri olabilir ama negatif faiz ne kadar sürdürülebilecek? Yani kısmi sermaye kontrolü dediğinde ne kadar devam edebilecek? Önemli bir sorun. Ya ben bu yıl enflasyonun çok ciddi bir problem olabileceğini zannetmiyorum ama tabii eğer arzdaki şey toparlanma olmazsa arz tarafında hatta miktar daralma devam ederse kredi genişlemesinin talep yaratacağı artış bir miktar enflasyonun ciddi yaratabilir. Ama Merkez Bankası için esas bence kredibilite yani Merkez Bankası faizleri artırıyorum dese de enflasyon üzerindeki baskı bir miktar daha devam edecek diyor bana. Ama yani şey mi yani faizleri düşürür mü? 5 bas puan indirir mi? Şöyle de bakmak lazım yani Türkiye biraz önce ifade ettiğim çok fazla borçlu bir ülke ve küresel sermaye hareketlerinin yanına veren FED politikaları olduğunu düşünürsek. Eğer Amerika faiz kontrolüne giderse yani getiriliği kontrolüne doğru düşünceler var. O Türkiye'de girişen piyasalarda faiz indirimlerini bir miktar sınırlayabilir. Yani daha sonrasına bakarım ben daha ziyade bu kadar borçlu ekonominin negatif faizde devam etmesi çok zor. Çünkü ekonomiyi şey tarafından da desteklersek yani maliye politikası bağlamıyla da destekleyecek olsak da orada da 2019'da %30'luk bir bütçe borçluluğu var. Gayri safi yurt içerisinde. Şimdi 2020'de %42'ye yükselmiş ki koşullu yükümlülükler buna dahil değil. Dolayısız olmuş bir ekonomide kamu borçlanması riskli. Yani egemen paraya sahip olmayan kendi parasıyla uzun vadeli borçlanamayan bir ekonomi için bütçe açıkları tetikli. Dolayısıyla Merkez Bankası yine ekonomiyi desteklemeye devam edecek. Ama faiz
bilimleriyle yapabilir mi zannetmiyorum. Evet. Bundan sonraki süreçte izleyip göreceğiz hocam. Özellikle buradaki Türkiye ekonomisindeki bu büyüme ivmesi Sayın Bakan Berat Albayrak tarafından da altı çiziliyor. İşte yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda yılı pozitif kapatma hedefimiz var vesaire gibi. Bunları birazcık daha büyüme odaklı giden bir Türkiye Cumhuriyeti görüyoruz bu yıl içerisinde. Sayın hocam, değerli görüşleriniz için teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için sağ olun. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun, teşekkürler. Efendim, kısa bir ara, aranın ardından Tera Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan'la birlikte piyasaları yorumluyoruz. Bir yanda Batı'nın küresel ülkeleri ve şirketleri, diğer yanda durdurulamayan yükselen Asya. Küresel ekonomide kıyasıya mücadele devam ederken dünyanın yükselen ekonomik gücü Asya'nın geleceği. Yükselen Asya, Altay Atlı'nın yorumlarıyla yarın akşam saat 20.30'da Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu EkoTürk'te. Ormanlar, yeryüzündeki tüm canlıların ortak değeri, yaşanabilir bir dünyanın sigortası. Bir ağaç, 40 kişinin bir saatte tükettiği oksijeni tek başına üretebilir. Orman, iş ve istihdam demektir. Sanayide kullanılan birçok ham madde ağaçlardan elde edilir. Ormanlar, hava kirliliğini, gürültüyü, erozyonu önler. Orman, toplum sağlığı, huzur ve mutluluktur. Yaban hayatını, biyolojik çeşitliliği koruyan ormanlarımız, hayvan ve bitkilerin de dostudur. Orman, hayattır. Hayata sahip çıkın. Alo 177, orman yangını ihbar attı. Rahat bir nefes almak için Sur Yapı Muhit Sancaktepe'ye gelin. Geniş bahçelerde balkon ve teraslı dairelere şimdi %20 indirim, 0.64 vade oranı ve ilk 12 ay taksit ödemesiz 180 ay sabit taksit fırsatıyla sahip olun. Sur Yapı, uygarlığın mimarı. Bu cuma BİM'de tam bant dekorlu 12 kişilik 68 parça Güral porselen yemek takımı 799 lira. Rakle altın yaldızlı altılı meşrubat bardağı 39 lira 90 kuruş. Çeyiziniz için daha birçok ürün, birçok çeşit bu cuma BİM'de. Hadi Necat, Cansu'nun kahramanı olacaksın. Hazırım. Cansu'cum. Kimsiniz? Kahramanım. Senin için markete gidiyorum. Ya Necati, risk alma. Getir de al. Merhaba. Cansu Hanım, içeri geçerseniz siparişinizi bırakacağım. Teşekkürler. Yine şov peşindesin Getir. Kapıya bırakmalar falan. Önceliğimiz sağlık, biliyorsunuz. O zaman aşıyı da bul. Hayır, aşıyı da bul. Sağlık her şeyden önemli. Risk alma, Getir'den al. Getir bir mutluluk, Getir. Rahat bir nefes almak için Sur Yapı Antalya'ya gelin. Masmavi göletler ve geniş bahçeler içindeki evinizi %10 indirimle 0.64 vade oranı ve 1 yıl ödemesiz 15 yıl vade fırsatıyla seçin, rahat rahat ödeyin. Sur Yapı, uygarlığın mimarı.
Evet efendim, son seansın ikinci bölümünden tekrardan iyi akşamlar dilerim. Özellikle bugün endeksler satıcılı bir seyir gösterdi. Bunun ana nedenlerinden bir tanesi ABD ve AB arasında yaşanan ticaret gerilimi ve bunun yanında da artan vaka sayıları ve ikinci dalga endişesi. Bunların ayrıntılarını ayrıntılarını konuşacağız. Özellikle bu satıcılı seyir devamı gelir mi, devam eder mi? Yoksa olumlu bir haber sonucunda tekrardan yukarıya ivmelenen ve trendini bozmayan endekslerle mi karşılaşırız? Şimdi ise bağlantımıza gidelim. TR Yatırım Ekonomisti Enver Erkan olacak karşımıza. Selamlar Enver, hoş geldin. Selam Pelin, hoş bulduk. Şimdi sıcak haberle yine başlayalım. Aslında şunu söylemeye çalışıyoruz. Endekse yönü şaşırdı, dengeyi şaşırdı. Yani bir ikinci dalgayı fiyatlıyor, sonra gelen olumlu bir haberle beraber yükseliş trendini devam ettiriyor. Yani bugün ise baktığımız süreçte ABD ve AB arasında ticaret gerilimi, işte bu İspanya, Fransa, Almanya ve İngiltere'ye uygulanacak gümrük vergilerini haberi ve bunun yanında da artan vaka sayıları, ikinci dalga endişesi vesaire derken bugün piyasalarda, küresel endekslerde satıcılı bir seyir gördük. Nasıl yorumlarsın? Evet, piyasaların kafası bayağı karışık bence bu süreç içerisinde. Aslında negatif faktörlerin hepsi de birbiriyle bağlantılı, ilişkilendirilebilecek durumda. Yani şu an zaten ekonomilerin açılmasının getirdiği en önemli risk bir koronavirüs ikinci dalgası na sebep olması ve onun da tabii ki resesyon etkilerinin daha uzun süre hissedilmesine neden olabilecek olması. Ama birkaç tane gelen iyi veri, özellikle PMI dataları dün geldik Avrupa'dan, hatta bazıları genişleme bölgesine işaretti. Şu an karşılaştırmalı datalarda biraz beklenenden iyi bir dipten toparlanma şeklinde bir görüntü var. Ama tabii bunun sürdürülebilirliği konusu çok önemli. Karşılaştırılabilir dönem normal dönem değil. O bakımdan tabii bunun bir trende dönüşmesi ve normal dönemlerin üzerinde endeks seviyelerine işaret etmesi konusu önemli. Ve tabii belirttiğin gibi ticaret konusu. Zaten şöyle söyleyelim, Amerika ve Çin arasındaki görüntünün nereye gideceği belli değilken, aslında pandemi yokken bile bu ticaret savaşı çok boyutlu bir şekildeydi. Yani Trump'ın hedefleri birbirlerinin arkasından geliyordu. Yani Çin vardı, Uzak Doğu'daki ihracatçılar vardı, Avrupa vardı. Bu şekilde ilerliyordu. Şimdi burada Avrupa ile aradaki durum da tabii malum, ekonomiler önemli bir daralma yaşadı. Küresel ticaret hacmi de önemli bir daralma yaşadı pandemiyle beraber. Ve pandeminin üzerine ticaret zorlukları eklendiği zaman bunun elbette kalıcı bazı etkilerinin görülmesi durumu söz konusu olabilir. İngiltere'nin durumu zaten belirsiz Brexit'ten dolayı. Yani onlar zaten AB kurallarına tabi olmaktan çıkacakları için onların durumu çok çok ayrı bir statüde olacak. Hem Avrupa ile olan ilişkilerinde ticaret anlamında, hem de ABD ve dünyanın geri kalanı ile olan ilişkileri anlamında. Bu negatif tabloyu dengelemeye çalışan unsur şu an daha çok piyasalardaki bol likidite unsuru ve buna dair teşvik beklentileri vesaire şeklinde durumlar endekslerin hareketini biraz daha pozitif yönde etkiliyor. Ama aşağı yönlü risklerde birikiyor. Özellikle küresel ekonomiye dair projeksiyonlar ve virüsün uzun süreli etkileri ve artçı etkileri hesaba katıldığı zaman zaten bu noktada şirketler önemli bir gelir kaybına uğradıkları gibi borç finanse etme durumunda kaldılar. Yani pandemi öncesi seviyelerinden zaten çok çok kötü durumda oldukları için üretim hızı, istihdam hızı, yani bunları çok fazla hızlandırabilmeleri mümkün değil. Yani bugün ekonomiyi açtık diye pandemiden bir gün önce seviyelerde üretim yapmamız, ekonomik faaliyette bulunmamız mümkün olmuyor doğal olarak. Haliyle biraz daha açıkçası şu noktada küresel ekonomilerin ve bunun piyasalardaki yansımasında biraz bu kriterler üzerinden bakmak gerekiyor. Ve bu tabii belli bir risk algısını da belli bir seviyenin üzerinde tutuyor doğal olarak. Evet Enver, şimdi Borsa İstanbul'a baktığımız zaman ise risk iştahının düşük olduğu bir ortamda Borsa İstanbul'da kayıplar biraz daha sınırlı.
Yani küresel endekslerle kıyasladığımız zaman 2020 yılı içerisindeki kayıplarını geri alması, silmesi ve buradaki süreçte işte biraz daha pozitif ayrışması. Ama bugün 115.000 üzerinde kapatamadık. 114.000 seviyelerinde kapattık Borsa İstanbul'u. Bankacılık tarafından destek gelmişti. Bugün bankacılık tarafından çok fazla destek yok. Sınaya halen daha artıda baktığımız süreçte. Yani burayı nasıl yorumlarsın? Şimdi bizim piyasamız biraz daha dirençli yurt dışına bağlı olarak. Hatta biraz yurt dışı denklemin de dışında kaldığını bu noktada söylemek mümkün. Çünkü şu an çok biz yabancı yatırımcı davranışına koreli bir şekilde ilerlemiyoruz. Yani bizde yabancı payı azalıyor. Hatta bunun aslında çok pandemiyle de bir alakası yok. Sene başından beri Türk varlıklarında önemli derecede satış yaptı yabancılar. Buna rağmen piyasada ağırlık yerliye geçiyor. Yerli piyasayı tutuyor. Burada tabii bir destekleyici faktörler var. Yani faizlerin düşmesi tabii piyasa için olumlu. Risksiz yatırım getirisinin azalması bu noktada piyasa açısından olumlu. Ve tabii biraz zorunlu portföy alokasyonlarının özellikle bu konjüktürde yerli yatırımcı diğer enstrümanlardaki getiri potansiyelini de sınırlı gördüğünden dolayı bunda tabii hem faiz oranlarının düşmesinin payı var hem de aynı zamanda döviz, altın gibi yatırımlara getirilen vergi etkisinin tabii ki bir iz düşümü var bu noktada. Doğal olarak şu an hisse tarafına yerli yatırımcı biraz daha fazla ilgi gösteren bir noktada ve bu hisse piyasasında gösterilen ilgi çerçevesinde bizim piyasamızda yükselmeye devam ediyor. Bu noktada özellikle faizlerin düşmesi hikayesiyle birlikte birikimli talep beklentisi ve aynı zamanda finansman koşullarının gevşemesinin, kolaylaşmasının etkisiyle beraber belli sektörlerde de bir canlanma şeklinde bunun yansımasını göreceğiz. Yani pandemi döneminde önemli derecede daralma yaşamış olan otomotiv gibi, konut gibi, beyaz eşya gibi sektörlere şu anda kredi faizlerindeki düşüş ve artan kredi talebi çerçevesinde daha olumlu bir şekilde bakılıyor. Burada tabii ki özel tüketim tarafında talebin artması da ekonomik büyüme açısından pozitif olarak en azından ekonomik daralmanın etkilerini hafifletici bir neden olarak görüldüğünden dolayı şu an bunu da açıkçası bizim piyasamız açısından destekleyici bir hikaye olarak düşünebiliriz. Ama bizim tabii biraz daha yerli yatırımcı davranışı anlamında bizi küresel piyasalardan ayıran en önemli faktörün ortaya çıkmış olduğunu bu noktada söylemek mümkün ve bu sayede de Borsa İstanbul son günlerde yurt dışı piyasalara göre daha iyi bir performans gösteriyor. Şimdi bir taraftan da aslında dolar TL'ye de dönmek istiyorum. Yani 6.85 seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde olmuyor. Yani kırıyor 6.84, 6.85 yine böyle bir bantta sıkışıp kaldı. Perşembe günü Merkez Bankası kararı var. Kararı karşılayacağız. Öncelikle beklentini alayım ve bunun dolar TL'ye olan yansıması nasıl olur? Piyasa şu anda 25 bas puanı fiyatladı ve dolayısıyla bu beklentinin üzerinde ya da altında bir faiz indirimi gelirse ya da gelmezse bundan sonraki süreçte dolar TL'de yani özellikle kurdaki etkisi nasıl olur? Evet, ana beklenti 25 bas puan faiz indirimi olması yönünde. Biz de Merkez Bankası'nın bu hafta sınırlı bir adım atarak 25 bas puan faiz indirmesini bekliyoruz. Buna tabii dayanak oluşturan faktörler bir Merkez Bankası ekonomik büyümeyi temele alan politika yaklaşımıyla şu anda faiz indirimlerine devam etmek istiyor. Bir taraftan da ama tabii işin negatif reel faiz boyutu olduğundan dolayı şu an Mayıs itibariyle enflasyon 11,3 seviyelerinde. Haziran enflasyonu muhtemelen biraz daha yüksek olacak. %12'ye yakınsayacak. Yani enflasyon aslında yakın dönemde yüksek kalmaya, dirençli olmaya ve bizi negatif faiz pozisyonunda tutmaya devam edecek. Bunun dışında tabii beklenen enflasyon üzerinden bakıldığında da Merkez Bankası yıl sonunda 7,4 beklediğinden dolayı enflasyonu o noktaya da yakınlaşıyoruz. O seviyeye de yakınlaşıyoruz. Ve tabii bu gibi fon hareketlerinin normal olmadığı ve risk iştahının çok değişken olduğu zamanlarda bu gelişmekte olan piyasalar açısından bir yatırımcı kriteridir ve bir hassasiyet unsurudur. Doğal olarak yapılan aslında her türlü faiz indirimi şu noktada TL'nin hassasiyet aralığını arttıracak bir etkide bulunabilir. Yani kur açısından yukarı yönlü riskleri biraz daha arttırabilir.
Ama 25 bas puan fiyatlandı senin de dediğin gibi. Dolayısıyla Merkez Bankası beklentiler dahilinde bir adım atarsa bunun kur tarafına çok dramatik bir yansıması olmayacaktır. Ama bu adımın ötesine doğru geçecek olursa, ki bu muhtemelen yıl sonuna doğru olan Merkez Bankası faiz politikasına dair beklentileri de biraz değiştirecektir. Çünkü şu an piyasa şöyle bakamıyor. Yani ekonomistler şöyle bakamıyor. Yani Merkez Bankası'nın teoride yapması gerekeni değil, Merkez Bankası'nın ne yapacağını öngörmeye çalışıyoruz. Bu da birçok parametreye bağlı oluyor. Tabii yılın geri kalanında bu işi nasıl şekillendireceği tamamen enflasyon durumuna bağlı ve ekonomik aktivitenin güçlenmesi durumuna bağlı. Çünkü şu an en önemli olan faktörün, yani öncelikli olan faktörün de biraz ekonomiyi desteklemek olduğunu ve en azından pandeminin yarattığı daraltma etkisini hafifletmek olduğunu düşünecek olursak şu an büyüme denklemi de işin içine sokmak durumundayız. Dolayısıyla evet, kur hareketleri yarın Merkez Bankası'ndan gelecek olan karar çerçevesinde şekillenecektir ve 6.85 son zamanlarda çok etrafında hareket edilen bir seviye kur tarafında ve son zamanlardaki dar bandında üst seviyesi. Yani 6.80-6.85 olarak düşünelim şu anda oyun alanını. Tabii 6.85'in üzerinde kalıcı, sürdürülebilir hareketler yapmaya başlaması kur tarafının yukarı doğru eğilimini bir kademe daha ön plana çıkartacaktır. Evet, şimdi bir taraftan da şu S&P'nin yapmış olduğu açıklamadan da devam etmek istiyorum hemen. S&P der ki TL'deki değer kaybı nedeniyle varlık kalitesi bozulabilir şeklinde bir açıklaması var. Özellikle işte bu kredi derecelendirme kuruluşunun Türk bankacılık sektörüne yönelik yapmış olduğu bu açıklama doğrultusunu nasıl değerlendirebiliriz? Tabii şu an bankalar açısından en önemli risk varlık kalitesi ve takipteki alacaklar olarak görünüyor. Bakıldığı zaman ki aslında bundan önceki dönemde de yani 2018-2019 dönemindeki o ekonomik dalgalanma periyodu içerisinde de özellikle kredilerin geri dönüş oranı hızında tabii bir bozulma durumu söz konusu oldu ve bunun hem takipteki alacaklar anlamında hem de grup 2 kredileri anlamında yani bankaların kötü alacakları anlamında olumsuz etkilerini görmüştük. Ve bu da tabii yeni bir sınıflandırma kriterinin oluşmasına ve biraz oradaki rasyo hesaplamalarında yeni normların oluşmasına neden olmuştu. Şimdi bankaların tabii başa çıkmak durumunda olduğu bazı faktörler var. Bunlardan bir tanesi zaten aslında şu an düşük faizli olarak kredi veriyor bankalar. Banka faiz oranlarının düşmeye devam etmesiyle beraber ve işin içinde bir de tabii ki aktif rasyosu şeklinde bir kriter var ki bu da zaten bankaları daha çok kredi vermeye yönlendiren bir kural olduğundan dolayı aslında hem bankaların kredi profili içerisinde bazı değişiklikler görülmesine neden olacak hem de aynı zamanda mevduat profili içerisinde bunun yansımaları olacak ki zaten payda tarafını küçültmek, rasyoyu sağlamanın koşullarından, yollarından birisi olabileceği için bu noktada bankalar daha az mevduat tutmak isteyeceklerdir. Hatta daha az döviz mevduatı tutmak isteyeceklerdir. Orada da katsayı etkisi var malum. Ve tabii krediler özellikle burada ticari kredi kriterlerini de bankaların kredi büyümesini arttırabilmek adına gevşetmek durumunda olmaları en önemli risk. Tabii bu çerçevede takipteki alacaklar konusu olacaktır. Yani bankaların varlık kalitesi ve karlılığının bozulması anlamında. Çünkü kredi alacak riski arttığı zaman bankanın daha çok karşılık ayırması gerekir. Bu da tabii ki daha az kar kaydetmesi anlamına geliyor. Ve aynı zamanda şu an talep edilen krediler yatırım amaçlı kredi olmaktan çok finansal durum düzeltme amaçlı olarak talep edildiğinden dolayı bunun geri dönüşü anlamındaki riski büyüten bir faktör. Tabii S&P'nin vermiş olduğu oranlar hani %20'lere çıkar vesaire bunlar tabii çok kötü senaryolarda olabilecek durumlar ama şu an tabii görünen durum bankacılık sektöründeki kredi profili ve varlık kalitesi anlamında bu yöndeki risklerin biraz daha geçmişe göre artmakta olduğu yönünde. Bunun içinde özellikle Bakan Berat Albayrak dün işte Türkiye Bankalar Birliği ile alakalı yapmış olduğu toplantısında
yeniden yapılandırmaları bir şekilde hızlandırmamız lazım. Hatta işte kötü bankacılık konuşuluyordu. Yani Bankalar Birliği Başkanı da keza aynı şekilde bunu şey yaptı. Yani bir kötü banka oluşturalım ve buradaki geri ödenmeyecek borçları ne yapalım buraya aktaralım şeklinde bir takım girişimler var. Bu girişimler o zaman bunları engellemek için de atılan adımlar olarak sayılabilir mi? Şimdi yapılandırma konusu zaten çok önemli bir süredir gündemde. 2018'deki ekonomik dalgalanmadan beri aslında reel sektörün durumu her bozulduğu zaman bu yeniden yapılandırma konusu gündeme geliyor. O dönemde de malum bu yapılandırmalar açısından çok önemli başvurular olmuştu. Çok önemli bir talep artışı orada söz konusu olmuştu. Şimdi pandemi dönemi, pandemide yine benzer şekilde kredi ötelemeler, yapılandırmalar yine özellikle reel sektör anlamında önemli bir durum. Çünkü malum hani reel sektör bir taraftan hani gelir elde edemiyor faaliyet halinde olmadığından dolayı ve piyasada talep olmadığından dolayı. Ama buna karşın işin yükümlülük tarafında borçları çevirmeye devam etmek durumunda. Borçları finanse etmeye devam etmek durumunda. Bu da tabii ki reel sektörün bir bacak üzerinde kalmasına neden oluyor. Yani iki bacağını aynı anda dengede tutamıyor doğal olarak. Haliyle bu gibi dönemler tabii ki yapılandırma taleplerini ki aslında hem finansal sektör hem reel sektör açısından değerlendirdiğimiz zaman aslında bir nevi de kazan kazan durumudur. Çünkü bankada aslında tahsil etmesi düşük ihtimalli olan bir alacağı daha uzun vadede de olsa tahsil etme ümidi beliriyor bu noktada. Tabii bu çerçevede aslında oluşan durumun da çift taraflı bir etkisi olduğunu düşünmek lazım. Yani bu hem sadece finansal sektör açısından değil hem de aynı zamanda reel sektörün sürdürülebilirliği açısından. Ama tabii burada en önemli şart nedir? Geri ödeme anlamında oluşturulacak yeni risklerin birikmemesi. Yani durumun yeniden kötüleşmesiyle beraber geri ödemeye yönelik veya borç yükünü arttırmaya yönelik yeni durumların oluşmaması durumu olacaktır. Evet. Enver, gel altına geçelim biz yine. Aslında 1700-1750 dolar bandı arasında sıkışan bir altın ons fiyatlaması vardı. Bir türlü kıramıyor diyorduk ya da aşağı 1700'ün altında kalıcı olmuyor diyorduk. Özellikle işte yani borsadaki geri çekilme yaşandığı zaman altında o tam aynı trend yükseliş miktarda yaşanmıyordu. Ve dolayısıyla bekliyorduk 1750'nin üzerinde olur da bir yükseliş söz konusu olursa bu yükseliş devam eder şeklinde. Fakat analistlere baktığımız zaman Temmuz ayında bir düzeltme hareketi de bekliyorlar. Onu da altını çizmek lazım. Sen ne dersin bu altın konusunda? Ama bir taraftan da bugün al bak risk oluştu. ABD arasındaki risk oluştu mesela. Çin-ABD diyelim. Yani Münih'inden yapılan açıklamalar vesaire. Ne dersin altın hakkında? Şimdi ben açıkçası piyasanın risk durumunu çok olumlu görmüyorum bakıldığı zaman. Yani hem pandeminin yeniden tetiklenmesi riski hem de aynı zamanda buna ilave etkide bulunabilecek ticari veya jeopolitik denklem. Bu bence bir miktar risk primini kalıcı hale getirecektir ve bu da alternatif varlıkları gündemde tutmaya devam edecektir. Altının beslenebileceği bir diğer unsur şu anda merkez bankalarının ekonomiyi destekleyici politikaları ve bu çerçevede bilanço genişletme eğilimlerine devam edecek olmaları. Ki bu noktada da faizleri zaten çok düşük seviyelerde tutacakları için genel anlamda aslında piyasadaki faizlerin de çok yukarı gitmesine izin vermeyeceklerdir şu ortamda. Yani bir tarafta güvenli varlık ihtiyacı nedeniyle hem altın, değerli metal sınıfına hem gelişmiş ülke tahvil sınıfına doğru bir eğilim söz konusu olurken bir tarafta da tabii bireysel yatırımcının ilgisi veya piyasada korunma isteği olan yatırımcının ilgisi ve Merkez Bankası alımlarıyla beraber tahvil tarafındaki yüksek talep faizleri düşük tutmaya, çok düşük seviyelerde, sıfır seviyelerinde tutmaya devam edecektir. Bu yüzden altının görüntüsü belki kısa vadede oluşabilecek bazı düşüşler söz konusu olabilir ki bunların alım fırsatı olarak kullanılabileceği bir ortam söz konusu olacaktır. Daha uzun vadede altının geniş perspektifte ben
yukarı yönlü trend görünümünün destekleneceğini düşünüyorum. Yani mevcut seviyeler şu anda altın 1750-1765 buralar önemli bölgelerdi. Bu bölgelerin üzerine doğru fiyatlama yapması tabii ki altın açısından ilerleyen dönemde daha sürdürülebilir bir trend görüntüsüne, daha kuvvetli olabilecek bir trend görüntüsünü beraberinde getirebilir. Yani mevcut pozisyonlar şu anda altını destekler nitelikte ve ben bu bakımdan altın fiyatlarının eğiliminde pozitif olarak görüyorum şu ortamda. Evet, bir taraftan da petrol. Petrolde geri çekilme hemen haber akışlarıyla beraber bir ticaret gerilimini gördü ve 42 dolar bandında olan Brent petrole baktığımız zaman şu an 40 dolar sınırına geldi. Dolayısıyla petroldeki bu yani aslında istenilen randımanı alamıyor. Çünkü baktığın süreçte büyümelere yönelik piyasa V tipi gibi gösteriyor. Almış olduğumuz PMI verileri işte Avrupa, ABD olsun, bu taraftaki hizmetinden tut da imalat PMI'ne kadar aslında ciddi yükselişler söz konusu. Şimdi tüketici güven endekslerine bakıyorsun, reel kesim güven endekslerine bakıyorsun. Bu tarafta da iyileşme söz konusu. Şimdi bu verilere baktığında gerçekten hızlı bir toparlama var gibi duruyor ama Brent petrol bunu çok fazla fiyatlamıyor, ham petrol bunu çok fazla fiyatlamıyor. Petrol tarafında bunu göremiyoruz. Neden? Evet, üretim kesintisiyle beraber desteklenmiş olan petrol fiyatları talep tarafından aynı desteği alamadığından dolayı şu an 40 dolar civarlarında kalmaya devam ediyor. Yani dip noktadan bir toparlama belli bir seviyeye kadar yaptı. Ancak bunun üzerine doğru bunun yapabilmesi için ekonomilerin iyileşme sürecine daha fazla inanılması gerekiyor. Yani şu anda bazı rakamların çok iyi görünmesi durumu aslında bizi çok yanıltmasın. Çünkü bu rakamların bir defa sürdürülebilir bir eğilime işaret etmesi lazım. Bu nedenden dolayı da hani şöyle diyelim, hani ekonomilerin şu an kendi başına operasyonel kalması parasal ve mali teşvikler olmadan çok mümkün değil. Çünkü şirketlerin durumu zaten önemli bir ölçüde gelir gider dengesinden dolayı bozulmuş durumda. Böyle olduğu zaman tabii ki üretim hızını veya istihdam arzını eski seviyelere doğru getiremiyorlar. Yani aslında bizim şu anda konuşmamız gereken unsur normalleşme anlamında yeni normal kriterleri olmalı. Yani pandemi öncesi seviyeler bizim açımızdan şu an iyimser seviyeler. Ve bu bakımdan dolayı talep bileşeninin yerine yerleşmesi zaman alacağından dolayı petrolün de bence talep bileşeninden beslenmesi anlamında daha önümüzde çok uzun zaman var diye düşünüyorum. Tabii şimdi uzatılan bir üretim kesintisi durumu var piyasadaki fiyatları dengelemek adına. Çünkü üretim kesintileri olmadan önce ki hatta olduktan sonra bile piyasalarda hala çok fazla petrol vardı. Ve bu tabii ki arz fazlası talep aşırı düşük seviyede olduğundan hala arz fazlası olarak göründüğünden fiyatların aşağı doğru uzun süre eğilim göstermesine neden oldu. Petrolde biz görülmedik seviyeler gördük. Bunun toparlaması belli bir noktaya kadar geldi. Ve bazı petrol üreticilerinin Rusya başta olmak üzere 40-50 dolar bandındaki fiyatlardan memnun olması da bence petrolün şu aşamada bir bant hareketi içerisinde olduğunu gösteriyor daha çok. Yani güçlenecek bir trend aşağıya veya yukarıya beklemekten çok petrolün şu an biraz bir konsolidasyon bandında oyalanmasını bekleyebiliriz. Sonra bir ay sonraki sürece bakalım üretim kesintileri nasıl devam edecek ve piyasayı ne kadar dengelemeye başlayacak. Bu noktada tabii ekonomik iyileşmenin devam ettirilebilmesi veya mevcut koşulların en azından korunabilmesi. Yani şu an aslında statikoyu korumak da bir şeydir ekonomilerin normalleşmesi anlamında. Çünkü malum hala koronavirüs tehdidi devam ediyor ve bazı yerlerden gelen vaka sayıları durumu hiç de iç açıcı değil. Yani buna zarar verecek bir durum olup olmadığına da bakmak gerekiyor. Petrol şu anda yukarı doğru gidecekse sadece üretim arz kesintisinden değil aynı zamanda talep canlanmasından da gitmek zorunda. Evet, yani aslında senden anladığım kadarıyla şunu diyebilir miyiz? 60-65 dolarlara alışık olduğumuz her iki tarafı da ithalatçıyı da ihracatçıyı da memnun edecek seviyeler biraz uzak gibi duruyor. Kesinlikle öyle diyebiliriz. Tabii bu noktada işin biraz daha petrol üreticisi tarafına odaklandığımız zaman hani zaten düşük petrol fiyatları bizim gibi net ithalatçı olan ülkeler için iyi. Makro dengelerin biraz daha iyileşmesi anlamında cari denge olsun, enflasyon bileşenleri olsun ama şu an ihracatçı ülkelerin
durumu kritik. Çok önemli derecede bütçe açıkları vermek durumundalar. Ve zaten 20 dolarlarda petrol seviyeleri çok onlar açısından sürdürülebilir değildi. Evet. Yani doğal olarak şu an kötünün iyisini biraz daha yaşayan durum içerisindeler. Ve tabii rezervlerin kuvvetliliği konusu çok önemli. Rusya biraz daha bu konuda 2014-2015 döneminde yaşamış olduğu tecrübeye güveniyor diye düşünüyorum. O bakımdan 40-50 dolar bantlarını şu anda kendileri açısından biraz daha optimal seviye olarak görüyor olabilirler. Ama dediğimiz gibi bunun çok yansımaları var. Yani hem ihracatçı açısından hem ithalatçı açısından. Çünkü malum ithalatçı açısından da enflasyonu özellikle etkileyen bir unsur. Ve şu an gelişmiş ülkeler açısından en önemli sıkıntı da dezenflasyon veya deflasyon endişeleri. Bu bakımdan evet petrol şu an aslında iki tarafı da tam anlamıyla memnun edecek seviyelerde değil. Bu seviyenin uzağında kalmayı sürdürüyor. Evet. Teşekkür ediyoruz Enver Erkan. Aktarmış olduğun bilgiler için özellikle ons altın, petrol ve Borsa İstanbul tarafında bilgilere açığız. Yani bunu söyleyebiliriz çünkü şu anda volatilite oldukça yüksek özellikle borsalar tarafında, bunu da söyleyelim. Efendim kısa bir ara, aranın ardından bu kez ABD ve Avrupa Birliği'ni konuşacağız. VOA Türkçe'nin Washington'dan EkoTürk için hazırladığı Stüdyo VOA ile karşınızdayız. Amerika gündeminin öne çıkan başlıkları. Katolik Üniversitesi'ne bağlı bir din merkezini daha ziyaret etti. Colin Powell, Trump'ın anayasayı bir anlamda ihlal ettiğini gündeme getirerek. Dünyanın tartıştığı siyasi, ekonomik ve toplumsal olayların detayları. Demokratlar senatoyu ele geçirmek istiyorlar. Birçok kentte binlerce kişi ırkçılığa ve polis şiddetine karşı yine sokaklarda, caddelerde özellikle protestoların hala devam ettiği. Deneyimli gazetecilerin yerinden izlenimleri. Almanya'nın Rusya ile çok yakın ilişkisi olduğu yönünde suçlamalar var. Şu anda Republic Meydanı'ndayız. Republic Meydanı'nda büyük bir gösteri var bu akşam. Daha önce sıfırın altına düşen bulaşma oranı birin üzerine çıkmış durumda. Amerika ve dünyanın farklı bölgelerinden canlı bağlantılar ve özel haberler Studio Voice of America'da. Studio Voice of America pazartesiden cumartesiye 22.30'da Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk'te. Güzel bir hatıra. O en değerli an. Yazmaya başladığımız o ilk çizgi. Sevdiklerimizi hangisi temsil eder? Bir an her şeyi kaybettiğimizi düşünün. Hayatımızı sağlamlaştırıyoruz. Ailemiz için, sevdiklerimiz için, hayatımız için. Bu çağrıya kulak verip el ele dönüştürelim. Kentsel dönüşüm hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Duyduğumuz özlemi gidermeye, doğuştan hakkımız olan tüm duyguları özgürce yaşamaya, her şeye rağmen mutlu olmaya,
sevginin arayışında olmak yerine sevgi olmaya niyet edenler ekran başına. Hayata Özlem'in bu haftaki konuğu Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Canan. Hayata Özlem her cumartesi saat 21'de Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk'te. Evet efendim, bu kez ise son seansın 3. bölümünde gelişmeleri, yine siyasi gelişmeleri, ekopolitik gelişmeleri değerlendireceğiz. Özellikle Avrupa Birliği tarafında bir takım alınan kararlar var. Bunların her birinin üzerinden geçmek durumundayız. ABD endekslerine olumsuz yansıyor şu anda. ABD ve AB arasındaki gerilim olsun. Bir taraftan Brexit meselesini korona öncesi de konuşuyorduk. Şimdi de konuşmaya yine devam edeceğiz. Bunların her birini yorumlamak üzere Ege Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Doçent Doktor Sinem Kocamaz hocamızla beraber konuşacağız. Selamlar hocam, hoş geldiniz. İyi akşamlar Pelin Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz hocam, çok sağ olun. Şimdi Avrupa Birliği'nden haberler geliyor ve 27 ülkenin diplomatları bir araya geliyor ve aslında burada seyahat kısıtlamasının kaldırılması planlanıyor ülkelere karşı. Ve buradaki altı çizilen şeylerden bir tanesi de karşılıklılık ilkesi. Dolayısıyla ABD tarafına hemen gözümüz çevriliyor. ABD'den böyle bir şey var. Dolayısıyla ipler daha da gerilecek mi bu bağlamda? Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Evet, söylediğiniz gibi önemli meselelerden bir tanesi Avrupa Birliği liderlerinin görüştüğü 1 Temmuz'da sınırların açılması ve turizmin yeniden canlanması, malum özellikle güney ülkeler için çok önemli bir konu başlığı bu. Hı-hı. Ancak sorunları beraberinde getiriyor. Zaten gergin olan ABD-AB ilişkileri Trump'ın liderliğinden bu yana bu meseleyle bir gerginlik daha yaşadığı açık. Bunun sebebi de Amerika'nın büyük ihtimalle sınırların açılacak ülkeler listesinde yer almaması. Tabii ki bu ciddi bir prestij kaybı anlamına geliyor Amerika gibi bir ülke için. Ama Avrupa Birliği çok açık bir şekilde bu konudaki durumunu, duruşunu ortaya koymuş durumda. Özellikle pandemiyle alakalı olarak salgının yayılma hızına ve vaka sayısına göre bunu oranlayarak, belli oranları göz önünde bulundurarak sınırları açacağını belirtti. Amerika'nın pandemiyle mücadele konusunda da oldukça başarısız bir mücadele gerçekleştirdiğini, iyi stratejilerle ülkeyi yönetemediğini görüyoruz. Merkez üssü haline döndü neredeyse pandeminin Amerika. Dolayısıyla hal böyle olunca Avrupa Birliği'nin sınırları açacağı ülkeler listesinde olmaması tabii ki gerginlik yaratan unsurlardan bir tanesi. Bununla birlikte Çin'le gerçekleştirdiği bir zirve söz konusu Avrupa Birliği'nin. Amerika'nın Avrupa Birliği temsilcisi Gates'in söylemleri var. Özellikle diktatörlerle iş mi yapacak Avrupa Birliği gibi bu tür gerginlikler söz konusu. Hem sınır meselesi hem de bu tür Çin'le gelişen ilişkiler ABD-Avrupa Birliği ilişkilerinin gerginleşmesine sebep oluyor. Söylediğim gibi zaten pek çok konuda uzun zamandır Avrupa Birliği ve ABD arasında çok ciddi nüans farklılıkları var dış politikada. Bu meseleyle bir kez daha gündeme geldi diyebiliriz. Hocam şimdi Türkiye'ye de burada aslında değinmek istiyorum. Avrupa Birliği'nin sınırlarını açması aslında Türkiye anlamında da şu önemli. Yani oradaki yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye yaz tatili için gelmeleri. Bu bağlamda hani bize baktığınız zaman turizmi de canlandırıyordu. Buradaki Türkiye'yi nasıl değerlendirebiliriz? Elbette çok doğru söylüyorsunuz. Türkiye'de yine Türkiye-AB arasındaki ilişkiler oldukça önemli. Bizim açımızdan da sınırların açık olması önemli ekonomik anlamda. Dolayısıyla şunu söylemek gerekir ki önümüzdeki günlerde bizim vaka sayısını kontrol altında tutmamız ekonomimiz açısından ciddi öneme sahip olacak. Özellikle Türkiye ve Avrupa arasındaki hem turizm hem ticaret bağları düşünüldüğünde vaka sayısını kontrol altına almamız gerektiğini söylememiz gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin oranlarına baktığımızda bu Avrupa Birliği'nin kullanacağı oranlara göre Türkiye'de 100 oranında 22 vaka şeklinde gerçekleşiyor. Şu an belli bir banda oturmuş durumda Türkiye ama
kritik noktadayız. Bunu belirtmek lazım. Yani kritik noktadan kastım bu Avrupa Birliği'nin belirlediği bandı aştığınız noktada Türkiye'de maalesef bu listenin dışında kalma tehdidiyle karşı karşıya olur ki bu ciddi anlamda turizmimizde söylediğiniz gibi ticaretimizde etkileyen bir unsur olacaktır. Bu noktada hakikaten salgını ve vaka sayısını kontrol altında tutmamız gerekiyor ki gelecekte ekonomik açısından daha ciddi sıkıntılar yaşamayalım. Özellikle normalleşme sürecinde çünkü vaka sayıları artış gösterme eğiliminde bunun önüne geçilmesi Türkiye için, ekonomi için ciddi bir önem taşıyor. Hocam şimdi tekrardan aslında şu tarafa da dönmek istiyorum. Aklıma gelmişken de sormak istiyorum. Çünkü endeksler yakından takip ediyor bunu. O yüzden yani bir taraftan bakıyorum Avrupa Birliği ve Amerika arasındaki ilişkilere dönecek olursam ABD'nin Avrupa Birliği'ne işte kendi ordunu kur, NATO üzerinde çok fazla ağırlık oluşturuyorsun gibi bir takım çıkışları söz konusu olmuştu Trump'ın. Başkan Trump'ın. Şimdi orada gerilen AB ve ABD ilişkileri, Avrupa Birliği'nin kendi savunma ordusunu oluşturma ve güçlendirmeye yönelik bir takım çalışmaları vardı. Bundan sonraki süreçte yani biz hep ABD ve Çin arasındaki ilişkilere ve seyre odaklanmıştık ve endeksler bundan olumsuz etkileniyordu bu gerilim arttıkça. Bugün de yine aynı şekilde endekslerin en büyük sebeplerinden bir tanesi bu kez ABD ve AB arasındaki gerilim, ticaret gerilimleri. Yani dolayısıyla bu gerilimi nasıl okuyoruz? Bundan böyle özellikle Trump seçime doğru da gidiyor. Seçime giden süreçte AB ve ABD arasındaki gerilimin artıp hani Çin ve ABD ticaret gerilimi konuştuğumuz gibi buradaki ikili ilişkiyi mi konuşacağız? Bu sorduğunuz soru gerçekten transatlantik ilişkilerdeki önemli konu başlıklarından bir tanesi Pelin Hanım. Bu NATO nezdindeki harcamaların bir türlü Avrupa tarafından arttırılmaması, Trump'ın sürekli bu mevzuyla ilgili şikayetleri, iki taraf arasında hem Orta Doğu hem Doğu Akdeniz hem İran, İsrail konusunda ayrışan politikalar, uzun zamandır Avrupa ve ABD aslında uzun yıllardır görmediğimiz şekilde birbirinden ayrışan bakış açılarına sahipler. Özellikle bu NATO bağlamında Trump'ın müttefiklerden sürekli şikayetçi olması, söylediğiniz gibi Avrupa Birliği'nin de PESCO projesini yeniden canlandırması, gündeme getirmesini beraberinde getirdi. Ancak PESCO bilindiği gibi çokça yaygın bir şekilde bir Avrupa ordusu değil, farklı bir girişim. Daha çok savunma sektörünün liberalleşmesi ve isteyen üyelerin birlikte ittifak oluşturabileceği bir konu başlığı. Dolayısıyla bu ABD ya da NATO'ya rakip olabilecek bir oluşum, bir nosyon değil. Orada bir yanlış algılama olabiliyor. O yüzden altını çizmek istedim. Ama elbette Avrupa ile ABD arasında özellikle söylediğimiz gibi Trump döneminden beri hem ekonomik hem güvenlik alanında ciddi ayrışmalar söz konusu. Özellikle Trump döneminde ABD'nin Avrupa'ya uyguladığı alüminyum ve çelikte %25 oranındaki vergiler, otomotiv sektörüne uyguladığı %35 oranında vergiler, güvenlik konusunda konuştuğumuz konular iki taraf arasındaki ilişkileri bir hayli gerdi. Ama şu noktayı da belirtmek lazım ki Avrupa Birliği ve ABD arasında böyle krizli dönemler geçmişte de olmuştu. Yani 1956 Süveyş krizine bakalım, 1973 OPEC petrol krizine bakalım. İlişkinin gerginleştiği dönemler var. Ancak transatlantik ilişkiler, AB ve ABD arasındaki ilişkiler son derece köklü ve geçmişe dayanan, ortak çıkara dayanan ilişkiler biçimi. Dolayısıyla liderler değiştiğinde, konjonktür değiştiğinde yeniden rayına oturacaktır. Yani tamamen kopmuş, iki tarafa savrulmuş iki bloktan bahsetmek söz konusu değil. Zira böyle bir durum gerçekleşirse zaten avantajı çokça kendine çevirmiş olan herhalde Çin'e çok fazla alan açılmış olur. Çünkü Çin ciddi anlamda Avrupa Birliği içinde etkin olmaya çalışıyor. Evet. Çin-AB zirvesine şahit olduk mesela yakın zamanda. Dolayısıyla günde 1 milyar euroluk ticaretin döndüğü iki bloktan bahsediyoruz. Özellikle bu rakiple baş edebilmek için AB ve ABD'nin yeniden birbirlerini anlayabilecekleri diyalog gerçekleştirebileceği bir sürece girilmesi lazım ki öyle olacağını da düşünüyorum. Evet. Hocam bir taraftan da aslında Avrupa Birliği ve Çin konuşmaya başladık.
Genelde hep alışmışız biz Avrupa, ABD ve Çin konuşmaya ama Avrupa Birliği'nden gelen bir açıklama var. İşte Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Lehne'nin yapmış olduğu açıklama doğrultusunda yani şunu diyor, Çin ABD, Çin Avrupa Birliği için bir müzakere ortağı olmakla birlikte aynı zamanda ekonomik ve sistematik de bir rakip diyor. Bunun altını çiziyor ve bunun yanında da şunu söylüyor, yani biz Çin pazarı, Çin bizim pazarımıza ulaşabiliyor ama biz o pazara ulaşamıyoruz ve dolayısıyla burada bir takım engeller var ve dolayısıyla Çin ile ticaret bağlamındaki ilişkilerimizde dengesizlikle devam ediyor diyor. Şimdi bu kez de AB ve Çin arasında bir ipler gerilecek mi? Onu da merak ediyoruz. Bu açıklamayı nasıl okuruz? Bu açıklama aslında çok ilişkilerin gerileceğini işaret eden bir açıklama değil. Daha çok AB'nin rutin şikayetlerinden Çin'le ilgili olan şunu demek istiyorum. Çin Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmasına rağmen üye olduğu tarihten beri zaten patent hakları konusunda gerekli kurallara, regülasyonlara uymaması, Avrupa Birliği'nin bu anlamda çokça aslında ticaret anlamında canını sıkması, sürekli ikili arasındaki Dünya Ticaret Örgütü nezdinde gerçekleşen davalar, Avrupa Birliği'nin ürettiği mesela güneş panellerinin bakıyorsunuz taklidi Çin tarafından patent hakları ödenmeden kopyalanıyor ve geri satılıyor hatta Avrupa ülkelerine. Dolayısıyla bu tür dumping uygulamalarından, Çin'in ticarette haksız rekabetinden, kamu desteklerinden, teknoloji transferi, rekabetteki adaletsizlik, yine yatırım hukuk kurallarına uymaması, Çin'in piyasaya erişim konusunda söylediğiniz gibi Avrupa Birliği'ne güçlük çıkarması uzun yıllardır AB ve Çin arasında olan sıkıntılar. Ancak ikili bir diyalog geliştirmeye çalışıyor. Bir ciddi anlamda işte birlikte ortak zirveler düzenliyorlar ve ticaret hacmini daha da derinleştirmeye çalıştıklarını da bir yandan görüyoruz. Fonerlerin açıklamaları aslında buna da işaret ediyor. Aynı zamanda partnerlik ilişkisini de sürdürmeye çalıştıklarını görüyoruz. Dolayısıyla bu sorunlar yeni sorunlar değil. Elbette Avrupa Birliği'nin talebi söylediğiniz gibi üstelik şey konusunda da uyardı. Hacking, hackerların saldırılarının Çin tarafından yapılan sızma faaliyetlerinin farkındayız. Bu tür faaliyetlerden Çin'in uzak durması gerektiğini de belirtti komisyon başkanı. Aynı zamanda yine Çin ve AB arasında sorun çıkaran söylediğiniz gibi ticari konulara değindi. Bunların çözülmesini bekliyorlar. İnsan haklarına Çin'in daha saygılı olması gerektiğini söylüyor Avrupa Birliği. Ama bu ikili arasındaki ticareti söylediğim gibi neredeyse günde 1 milyar euro. Evet efendim, bağlantımızda bir sorun oluştu. Bağlantımız kurulana kadar tekrardan. Bu kez biz bugün özellikle Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı'nın yapmış olduğu açıklama doğrultusunda acaba buradaki ticaret gerilimi, bu kez ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimi AB ve Çin şeklinde yine revize edilerek ikinci bir gerilim mi küresel bağlamda oluşacak diye de konuşmaya başladık. Çünkü neden? Özellikle bu ticaret gerilimleri endeksler üzerinde ciddi etki yaratıyor. Bugün bunu da gördük. Keza Avrupa Birliği ve ABD arasında yaşanan ticaret geriliminin borsalara yansıması, küresel endekslere yansıması, özellikle Avrupa borsalarında ciddi kayıpların olması gibi. Şimdi bunları konuşuyorduk. Bunların etkilerini konuşuyorduk. Bundan sonraki süreçte bu ticaret gerilimlerinde bir taraftan AB ve Çin arasında da mı oluşuyor? Bunların endekslere olan yansımasını analiz etmek için doçent doktor Sinem Kocamaz hocamızla beraber bağlantımızı kurduk tekrardan. Hocam kaldığımız yerden devam edebiliriz. Evet. Evet Pelin Hanım, Avrupa Birliği'nin Çin'in bu haksız rekabeti yaratan, ticarette adaleti sarsan uygulamalarından uzun süredir zaten rahatsızlık duyduğundan bahsediyordum. Dolayısıyla komisyon başkanı bunun altını yeniden çizdi. Çin'den biraz daha ticaretin adil hukuk kurallarına uygun, daha şeffaf, daha dürüst uygulamalar bekliyor Avrupa Birliği. Ancak bu partnere arkasını çevirme lüksü yok. Çünkü ciddi anlamda bir tedarik zincirleri konusunda özellikle birliğin Çin'e bağımlılığı söz konusu. Öncelikle bu bağımlılık ilişkisini azaltması lazım. Dijitalleşme alanında yapacağı açılımların birlik içinde gelişmesi gerekiyor. Rekabet konusunda Avrupa Birliği'nin kendisini bir adım Çin'in önüne taşıması gerekiyor. Çünkü özellikle 2008 ekonomik krizinden sonra çok fazla kan kaybetti Avrupa Birliği rekabetçilik konusunda Çin'e. Ve ciddi anlamda bağımlı hale geldi.
bu bağımlılığı aşmadan, dediğim gibi dijitalleşme ve üretim modellerini değiştirmeden ve Çin'e tam bir rakip haline gelmeden de bu bağımlılığı aşması, ticari ilişkileri daha sorunlu yere taşıması çok kolay değil birlik açısından. Bu şekilde uyarılarla devam edecektir. Yani Çin insan haklarına saygılı olsun, bu illegal yollara başvurmasın, ticarette gerekli adil uygulamaları yerine getirsin diye. Ama dediğim gibi bu iki taraf arasındaki ticari ilişkiler devam edecektir. Evet, şimdi hocam bir taraftan da şuna değinmek istiyoruz. Geldik yine Brexit sürecine. Virüsle birlikte biraz daha ara vermiştik. Fakat konuşacağımız önemli meselelerden bir tanesi. Aralık ayı yaklaşıyor. Yani baktığımız süreçte yazın sonuna biz tekrardan daha ağır konuşmaya başlayacağız belki bu süreci. Ve dolayısıyla Avrupa Birliği Brexit baş müzakerecisi aslında Barnier tarafından yapılan bir açıklamada İngiltere ile anlaşma halen daha ulaşmak istediğimiz şeylerden bir tanesi deyip hard Brexit'in önüne kesmeye çalışıyor. Bunu nasıl okuruz? Yani bir taraftan hem böyle diyor hem de aynı zamanda şunu da söylemeye çalışıyor. Yani İngiltere aslında bizim anlaşma yapsak da içine tam da dahil olmak istemiyor. İngiltere'de de bir isteksizlik var diyor. Ve dolayısıyla bu bizi hard Brexit'e birazcık daha mı yaklaştırıyor? Ne dersiniz? Evet Pelin Hanım, Brexit gerçekten çözülmeyen dertlerinden bir tanesi Avrupa Birliği'nin ve gündemimizden hiç düşmüyor, düşecek gibi de görünmüyor. Çünkü bahsettiğiniz gibi bütün bu müzakere süreçlerine rağmen hala ortak noktalarda anlaşabilmiş değiller. Özellikle Michael Barnier konusunda çok kızgın. İngiltere kendisinden hiçbir şeye gitmeden bu müzakere sürecinin kendi üzerinde bir etkisi olmadan yürüyeceğini ve sonlanacağını düşünüyor. Böyle bir durum olamaz. İngiltere'nin yapması gereken fedakarlıklar var. Özellikle balıkçılık alanında, rekabet hukuku alanında, dış politika, dış güvenlik konularında, bu konularda kesinlikle anlaşabilmiş değiller. Ancak 31 Aralık'ta söylediğiniz gibi anlaşmaya varılmadığı takdirde Dünya Ticaret Örgütü kuralları uygulanmaya başlayacak. Ve bu taraflar için, özellikle İngiliz ekonomisi için daha sıkıntılı olduğunu düşünüyorum ben. Bu noktaya doğru gidiliyor. Temmuz ayında yoğunlaşacak müzakereler. Ancak yine çok böyle ciddi bir anlayış ve iki taraf arasında sorunların çözülmesi kolay olmayacak diye düşünüyorum. Sadece İngiltere'nin Brexit için çalıştırdığı personel sayısı, Anant Menon'un bir makalesi vardı, onu incelemiştim. 27.500, yani ne kadar karmaşık bir süreçle uğraştıklarını anlatabilmek adına veriyorum bu rakamı. Dolayısıyla Avrupa Birliği hukukuyla uyumlaşması, rekabet hukukuyla ilgili sorunların çözülmesi, balıkçılık politikalarının rayına oturtulması, özel ürünler var mesela. Bakın hiç aklınıza gelmeyen konu başlıkları var. İngiltere'nin sadece 83 ürününü koruyabiliyor çekilme anlaşmasına göre. Avrupa Birliği'nin 3347 tane özel ürünü korunuyor. İskoç viskisi mesela çok önemli konu başlıklarından, çünkü 7 milyar dolarlık bir gelirden bahsediyoruz biz viski dediğinizde. Bu özel ürünlerin durumu ne olacak? Gümrükler sıfırlansa bile, bu konuda anlaştıkları takdirde bile pek çok çözülmesi gereken konu başlığı var. Bunu da çözebilecek gibi durmuyorlar, çünkü söylediğiniz gibi sürekli bir eleştiri var İngiltere'ye doğru yöneltilen. İngiltere baş müzakerecisi Frost'un açıklamalarına baktığımızda ise o da çekilme anlaşmasının İngiliz çıkarlarını zedeleyen, Avrupa Birliği'nin çıkarlarını önemseyen şekilde imzalandığını, aslında eksiklikler ve ikilemler olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla bu problemlerin de çözülebileceğini düşünmüyorum. Bu gidişle anlaşmasız bir şekilde Dünya Ticaret Örgütü kurallarına tabi olunacak ve istemeseler de daha sert bir şekilde süreç evrilecek. Yani pek bu sorunları aralığa kadar çözebileceklerini zannetmiyorum. Çok fazla konu başlığı var ve pek yol kat edemediler açıkçası İngiltere'nin tutumundan dolayı. Hocam şimdi hal böyle olduğunca aslında İngiltere'ye karşılık, yani bizim İngiltere en önemli pazarlarımızdan biri. Yani ihracatımızda da ilk üçte yer alan pazarlarımızdan biri. Dolayısıyla şimdi bir taraftan biz Gümrük Birliği'nin revizesini tekrar konuşmak istiyoruz. Ama İngiltere de ayrılıyor bu taraftan Avrupa Birliği'nden. Yakın vadede Türkiye ve İngiltere aynı masaya oturup serbest ticaret anlaşması yapabilir mi?
Özellikle bu söylediğiniz konu başlığı tabii Türkiye ekonomisinde de çıktılar yaratacak bir durum. Tekstil sektörü mesela Türkiye'de yoğun bir şekilde İngiltere'ye ihracatı var. Hı. Ve tabii ki beyaz eşya ve farklı sektörlerde de yine ihracatımız söz konusu. Aslında ben gümrük birliğine devam etmenin Türkiye ekonomisi açısından daha avantajlı olduğunu düşünenlerdenim. Yani keşke Brexit süreci olmasaydı ve gümrük birliği çerçevesinde devam edebilseydik. Çünkü yeniden söylediğiniz gibi anlaşma imzalamak gerekecek. Bu da ticaretin yönünde sapma yaratabilir. Yani Türkiye'nin bu durumu avantaja çevirebilecek mi? Çok emin değilim açıkçası. Umarım böyle bir atılımı gerçekleştirebilir. Ancak gümrük birliğine iki tarafında Avrupa Birliği nezdinde devam etmesi ekonomileri açısından çok daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, şimdi hocam genel olarak bir de Avrupa Birliği'ndeki özellikle bu alınan virüs önlemlerini konuşmak istiyorum. Bu süreçte şu an Almanya'da mesela tekrardan bu bulaşıcılık sayısı arttı. Buraya baktığınız zaman 2'nin üzerine çıktı. Dolayısıyla daha henüz birinci dalga bitmeden, biz ikinci dalga diyoruz ama birinci dalganın içerisindeyiz hala. Onu da söylemek lazım, altında çizmek lazım. Buradaki virüs önlemleri bir taraftan da ekonomiyi ciddi de sarstı. Bundan sonraki süreçte vaka sayısı artsa da ekonomiler tekrardan kapanmayacak şeklinde de yine siyasi liderler konuşuyor. Buradaki önlemleri nasıl değerlendiririz? Evet, söylediğiniz gibi zaten dünya gündemi artık pandemi çevresine dönüyor ve en korkutucu olan durum bu dalgaların yeniden ikinci dalganın özellikle alevlenip önünün alınamayacağı ile ilgili. Çünkü bunun hem ekonomik hem siyasi çok ciddi sonuçları olacak. Ekonomik olarak zaten dünya ekonomisi de Avrupa Birliği de bir resesyonda ve baktığımızda değerlendirmelere ve raporlara özellikle 2021 için ciddi anlamda düşüş görüyoruz. GDP oranlarında işte %7,5 gibi ciddi düşüşler çıktılarda, üretilen ürünlerde düşüşler %16 civarında. Bunlar ciddi resesyonlar demek. Dolayısıyla mücadele edip önlemler almaya çalışıyorlar. Artık Avrupa Birliği biraz daha ilk salgının başladığı noktaya göre daha iyi bir durumda. Koordine olmak adına, bu konudaki dayanışmayı gerçekleştirmek adına daha iyi durumda. Ekonomik paketlerle mücadele etmeye çalışıyor. En son bu bütçe görüşülürken 2021-2027 bütçesi 1.1 trilyon bütçeye 750 milyar euroluk bir paketin gündeme geldiğini biliyoruz komisyon önerisi olarak. Bunu tartışıyor Avrupa Birliği. 17-18 Temmuz'da liderler bir araya gelecekler zirvede. Yüz yüze yapılacak bir zirve ve bu paketin onaylanıp onaylanmayacağını o zaman göreceğiz. Hala tartışma durumundalar. Çünkü birlik içinde bir sıkıntı var. Ortak borçlanma mı olsun yoksa kredi mi olsun diye. Öneriye göre 500 milyar euro ortak borçlanma ve hibe, 250 milyar euro kredi olmak üzere bu paket tasarlandı. Ancak tutumlu 4 diyebileceğimiz Avusturya, Hollanda, İsveç ve Danimarka gibi üyeler ciddi anlamda bu ortak borca girmek istemiyorlar ve mümkünse kredilendirilerek ve ülkelerin kendi geri ödemelerini kendileri yaparak bulunacak bir sistemden yanalar. Dolayısıyla zirvede bunların hepsi konuşulacak. Ekonomik paketin geçip kabul edilip edilmeyeceğini o zaman göreceğiz. Ancak Avrupa Birliği virüsün salgını yaratabileceği hem ekonomik hem sosyal hem siyasi etkileri iyi idrak ettiği için geç kalmakla birlikte bu konuyu artık anladığı için diyelim. Ciddi biçimde hem sağlık açısından mücadele etmeye çalışıyor bu ekipmanların paylaşılması bağlamında. Hem de ekonomik olarak bu tür çözümler getirmeye çalışıyor birlik içerisinde. Milliyetçiliğin, gelecek günlerdeki milliyetçiliğin önlenmesi, birlik içerisindeki dayanışma ruhunun devam ettirilebilmesi ve projenin sağlığı açısından da böyle yapılması şart zaten. Hocam şimdi şöyle de bir durum söz konusu. Aslında son bir dakikam var ama bunun da cevabını merak ediyorum. Buradaki bir uzlaşma söz konusu olmazsa, yani işte hafta başında mesela bir uzlaşma çıkmadı. Bu uzlaşma söz konusu olmazsa Avrupa Birliği'ni biz gerçekten de çatırdadığını görür müyüz? Pelin Hanım, bu hep sorulan sorulardan bir tanesi, ne olacak birliğin geleceği ve Avrupa Birliği projesi? Hı hı. Kesinlikle bir dağılma, çökme gibi durumlar söz konusu olmayacaktır. Çünkü Avrupa Birliği krizlerini çözebilen bir yapıya sahip.
O paket geçmediğinde başka mekanizmaları devreye sokarlar. Farklı sistemler oluştururlar ama bir şekilde birlik projeye ve hayatına projesine devam edecektir. Bütün üyelerin kazandığı bir entegrasyon biçiminin öyle kolay çözülüp dağılmayacağını söyleyebilirim. Evet. Sayın Hocam teşekkür ediyoruz. Özellikle bu süreçte ABD ve AB ilişkileri ve AB-Türkiye ilişkileri ve Avrupa Birliği'ndeki bu konuşmuş olduğumuz 750 milyar euroluk paketin, kurtarma paketinin bir türlü anlaşamaması ve altında yatan nedenleri ve ne getireceğini konuştuk birlikte. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Evet, sağ olun. Ege Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Sinem Kocamaz'la birlikte değerlendirdik. Biliyoruz ki buradaki ticari gerilimler endeksler üzerinde ve kurlar üzerinde de parite üzerinde de büyük etki oranına sahip diyebiliriz. Evet efendim, baktığımız süreç içerisinde bugün yine konuşmuş olduğumuz konular arasında piyasalardaki satış dalgası ne oldu ve bundan sonraki süreçte neler olacak, bunları tartıştık, değerlendirdik. Bu akşamlık bizden bu kadar. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle iyi akşamlar dilerim.